Hepinize merhaba arkadaşlar. Çoğunuzun dört gözle beklediği Intel'in 12 nesil işlemcinin inceleme videosunu maalesef ki bir gün gecikme olarak yayınlıyorum. Çünkü yine bir hırsızlık vakasıyla karşı karşıya kaldık. Bodrum katımızdaki depo olarak kullandığım kısma hırsız girmiş. Asma kilidini falan kırmışlar. Allah'tan çok bir şey götürememişler. Ama bana yine bir 6-7 bin lira masraf girdi. Oraya işte bir demir kapı falan filan yaptıracağız. Neyse yapacak bir şey yok. Şimdi videomuza gelecek olursak e, farklı bir şey yazmayı düşünüyorum ama videonun girişinde şu cümleyi de kullanacağım. AMD'ye geçmiş olsun. Intel insanları 3-4 yıl oyaladıktan sonra sonunda güzel bir işlemci çıkardı. Hem verimlilik hem performans hem de yapı itibariyle gerçekten de çok farklı bir işlemci olmuş. Ama burada şunu belirtmek istiyorum. Bize kalkıp da öyle taraflı falan filan demeyin arkadaşlar. Biz hem AMD hem de Intel ile zaten hali hazırda çalışan ve onlardan para kazanan kişileriz. Yani biz niye taraflı olalım? AMD Intel'i geçtiği zaman AMD kral. Intel AMD'yi geçtiği zaman Intel kral. Sonuçta teknolojinin veya bu tür markaların birbirleri rekabet etmesi ne oluyor? Hepimize kullanıcıya ve bizlere yarıyor. Bunu öyle kalkıp taraf tutuyormuş gibi lanse edemeyiz. Ama bakın ne diyorum dobra dobra. Intel bu 12. nesilden önceki işlemciyle insanları gerçekten 3 yıl 4 yıl boyunca oyaladı. Ama buradaki mantığı şöyle düşünüyorum. dersem AMD'nin elindeki işlemcileri bir an önce üretip nasıl bir teknolojiye sahip olduğunu gözlemledi, bekledi, bekledi, bekledi ve sonunda AMD'nin Intel'i o ezmesine karşılık 12. nesil işlemcilerini gerçekten çok performanslı bir şekilde sundu. Haliyle ne oluyor? Bu sefer incelememiz gereken farklı teknolojiler karşımıza çıkıyor. İşte bunlardan bir tanesi DDR5 RAM'ler. Bir diğeri 12. nesil işlemciler hibrit yapısı öbürü işte PCIe XPS Gen5 ölme şey ölme yeni z 690 chipsetler e, bizi gerçekten uğraştırmış oldu ama tabii ki böyle bir videonun kısa olmasını da bekleyemeyiz. Burada değinmem gereken birkaç unsur var. Şimdi DDR5 RAM'leri DDR4'te hangi klasmanı ile karşılaştırmanız lazım. Bunları detaylandıracağız. Bir diğeri ise hala hazırda yayınlanan videolarda şunu görüyorum. Abi işte Intel yine soket değiştirmiş. Yeni chipset değiştirmiş. Her Intel gibi yeni bir şey yapınca sıfırdan sistem kurmak gerekiyor. AMD hala aynı soket. Arkadaşlar Intel DDR5'e geçti. Yeni PCIe Gen 5'e yükseldi. Yani aynı chipsetle, aynı RAM soketiyle nasıl değiştirmesin? Gözünüzü seveyim bu mümkün değil. AMD'nin de DDR5'e geçeceğini zaten biliyoruz ve bu kısımda AMD soket değiştirmeyecek mi zannediyorsunuz? AMD tarafında da defter kapanıyor arkadaşlar. Duyumlarımıza göre AM5 soket gelecek. Yani AMD işlemcilerde de DDR5'e geçtiği zaman hem DDR soketleri değişiyor, hem işlemci soketi değişiyor, hem de chipset değişiyor. Yani AMD'de de bu yeni teknolojileri gördüğümüz zaman her şey değişmiş olacak. Yani Intel'in 12. nesil işlemci tarafında bu noktada gerçekten değerlendirmek ve kıyaslama yapmak biraz saçma olur bunu belirteyim. Şimdi grup grup her şeye değineceğiz fakat ilk olarak işlemciden başlamak istiyorum. Özellikle Intel'in 12900K işlemcisi veya 12700-12600K gibi işlemci dediğimiz gibi hibrit yapıdaydı. Bu hibrit yapı ne oluyordu? İçinde iki farklı çekirdek barındırabiliyordu. Bunlardan biri zaten e-core, diğeri de p-core diye geçiyor. Yani performans çekirdekleri ve verimlilik çekirdekleri. Her iki çekirdek yapısı da farklı frekanslara sahip. Mesela performans çekirdekleri maksimum 5.2 GHz hızla verimlilik çekirdekleri 3.9 GHz maksimum değere sahip arkadaşlar. Hatta şunu şöyle tarif edeceğim. Intel'in kutusunda işlemci geldi bize. Bakın işlemci bu. <laughs> Dev gibi. Şurada performans çekirdekleri mevcut. Performans çekirdekleri dışında verimlilik çekirdekleri iki ayrı konumda bulunuyor bildiğim kadarıyla. Fakat hepsi bir bütün halinde çalışabiliyor. Burada da aslında bu işlemcilerden, 12'ncisi işlemcilerden verimlilik alabilmemiz için Windows 11 kullanma zorunluluğumuz mevcut şu an. Yani Windows 10 ile yapılan testlerde 12 cc işlemcilerde özellikle 8 adet verimlilik çekirdeği maalesef ki çalışmıyor. Sonuçta Intel 12900K'sı toplamda 16 reel çekirdeğe sahip. 8 tane de izlek bulunuyor fakat o performans çekirdekleriyle beraber çalışacak şekilde tasarlanmış durumda. Yani 16 çekirdeğin hepsini kullanabilmek adına Windows 11 şart arkadaşlar. Yoksa aldığınız FPS değerinden tutun tüm performans değerleri maalesef ki hatalı çıkabilir. Biz de zaten testlerimizi Windows 11 ile gerçekleştirdik. Şimdi sırasıyla Z690 chipsetli Asus'un ROG Maximus Zero anakarttan biraz bahsedeyim. Oldukça kaslı bir görünme sahip gerçekten çok kallavi bir yapıda. Özellikle bu anakartlardaki soğutmadan tutun da MOSFET yapıları şimdiye dek gördüğümüz anakartlardan bile daha üst seviyede toplamda 20 artı bir fazla bir MOSFET görebiliyoruz bu anakartta. PCI Express noktanında 2 tane X16 yuvası bulunuyor ve bu yuvaların her ikisi de Gen 5 desteğine sahip bir şekilde tutulmuş. Ama tabii ki de günümüzde daha Gen 5 destekli bir ekran kartı çıkmadı. İlla ki de göreceğiz arkadaşlar. Yani önümüzdeki dönemlerde hem Gen 5 destekli hem VMM2'ler hem de Gen 5 destekli ekran kartları çıkacak demek. Yani boşuna koymuyor adamlar bunu. Burada şunu düşüneceksiniz. Geleceğe yatırım. Yani aldınız diyelim hani canınız istedi, paranız var. Aldınız işlemciye anakartı. Gen yani 5 destekli M2'nin yok. Ekran kartın yok. Merak etme kardeşim zaten günümüzde en üst seviye donanımlar bile şu an gayet yeterli ve oldukça güzel. İleride upgrade ettiğin zaman daha performanslı ekran kartlarıyla daha yüksek okuma yazma oranlarına sahip M2'lerle zaten değiştirebilirsin. Anakartın buna bugünümüzden itibaren destek vermiş oluyor bu sayede. E, M2 alanında toplamda 3 tane NVMe M2 desteği anakartın üstüne dahil olarak eklenmiş ama tabii ki de kutu çıkan Hyper M2 kartı sayesinde 2 tane NVMe M2 daha takabiliyorsunuz. Toplamda 5 tane MK SSD takmanız mümkün. Fakat burada şu detayı vereceğim. anakartın üstündeki NVMe M2 portları maalesef ki Gen 5 desteğine sahip değil. Eğer Hyper M2 kartıyla kullanırsanız birinci PCI Express X16 yuvasına taktığınızda PCI Express 5'ten de faydalanabileceksiniz. Onu zaten ilerleyen günlerde artık ne zaman çıkar Allah bilir. O zamanlar zaten detaylıca bakarız. Bu ana kartta en çok hoşuma giden noktalardan bir tanesi ekran kartı slotlarını özellikle bir tane slotu kesinlikle mandalından açmıyorsunuz artık. Asus bir tane tuş yapmış özellikle. O tuşa bastığınız zaman slotun mandalı açılıyor ve ekran kartınızı rahat bir şekilde de çıkartabiliyorsunuz. Şahsen NVMe yuvalarında zaten vidasız bir yapı eklemişti. Tüm slotlarda aynı şekilde. Bir de bu PS5 mandalını da Asus çıkarttı. Helal olsun adamlar gün geçtikçe kendini baya baya geliştiriyorlar. Anakartın Z690 çiftletli anakartlarda bir diğer en büyük özelliklerden biri ise artık Thunderbolt desteğinin e, gelmiş olması. Ki Asus Maximus 3 anakartın arka çıkışına toplamda 2 tane 40 GB saniye hızları destekleyen Thunderbolt 4 çıkışlarını eklemiş durumda. Şahsen çok büyük bir artıdır bu. Özellikle oyun kullanıcıları demeyeceğim ama bizim gibi iş için kullananlar adına ihtiyaç duyduğumuz bir çıkıştı. Diğer USB portlarında ise artık tamamıyla USB 3.2 Gen 2'ye dönmüş durumda. Z690 chipsetler USB 2 desteklerini falan geriye dönük uyumluluk elbette ki var. Fakat ana kartın üstünde bile toplamda bir tanesi tipçe C olmak kaydıyla 7 tane USB 3.2 Gen 2 bağlantısı bulunuyor. şahsen bu da her birinde 10 GB bölü saniyelik hızları elde etmemizde yarıyor. Burada iki tane noktaya daha değineceğiz. Şimdi yeni Z690 chipsetli anakartlarda zaten işlemci soket yapıları değişti. Neydi? 1700 soket oldu. Soket mandal yapılarında da biraz değişiklikler söz konusu. Bunu önceki videomda zaten görmüştünüz. Bir de RAM noktası var. Birkaç yanlış bilgi gördüm. Kesinlikle Z690 chipsetli anakartlarda DDR4 RAM desteği yok arkadaşlar. DDR4 RAM takamıyorsunuz. Arka planda bir video sizlere sundum. DDR4 RAM'i her iki tarafından da çevirip takmayı deneseniz kesinlikle ortadaki t kısmı denk gelmiyor. Hem DDR4 hem de DDR5 RAM'ler yine 288 pinli olarak sunulmuş olsa da maalesef ki pinlerin sıralamaları birbirinden farklı. Yani sadece DDR5 RAM kullanmak zorundasınız. Doğal olarak şu an DDR5'e de geçmiş bulunuyoruz arkadaşlar. Yani ikinci aşamaya geldik. Anakartımız üzerinde 4 tane DIMM yuvası bulunuyordu. 128 GB kapasiteye varana kadar ve 6400 MHz hızlarda RAM'leri kullanmanız mümkün. Burada elimde zaten test ettiğim sistemde kullanmış olduğum Corsair Dominator Platinum RGB serisi 5200 MHz frekansında RAM'i yer almış durumda. 1.20 volt pardon 1.25 voltla çalışabiliyor ve her biri 16 GB'dan toplamda 32 GB kapasiteye sahip ki zaten şimdilik DDR5 RAM'lerde maksimum 64 GB kapasiteli modeller görebileceğiz. Daha üstleri tanıtılmadı ki daha hala geliştirilme aşamasında arkadaşlar. Burada DDR5 tarafında sadece çoğu kişi gecikme değerlerine takılmış durumda fakat okuma yazma oranlarını göz ardı ediyorsunuz. Biz zaten testleri yaptık birazdan söyleyeceğim. Dominatör e, Dominator Platinum RAM'lerde ise şunu belirtmek isterim yine önceki Dominator serileriyle birebir aynı tasarımda üstünde Capelix LED'ler yer almış yazılım üzerinden kontrol edebiliyorsunuz. Fakat benim yazılımda beta sürücü yazılımda maalesef ki tanımadı RAM'leri. Onu güncellemeyle zaten düzelteceklerdir. Burada şunu belirteceğim. Intel yeni Z690 ana anakartlarda bir de XMP3 profiline yer verecek. XMP3 desteği geliyor. Fakat şu an beta BIOS'larda o da yok arkadaşlar. E, Corsair'in IQ yazılımı da bunu destekleyecek. Bu sayede uygulamaya veya yazılımlarımıza göre RAM'lerin frekansı, performansı değişken olacak. Bu da hem daha düşük güç tüketimi hem de performansınıza yönelik ayarlama sağlayacak. Ve bu noktada yeni RAM'lerde bir farklılık var. Bunu yapabilmeleri adına band genişliği artık sağlı sollu iki yönlü olarak çalışıyor. Önceki RAM'lerde mesela RAM'lerde yer alan band genişleri tek kanal üzerindendi. Fakat artık çift kanal üzerinden iletişim görüyor. Bir yandan veri yazarken bir yandan veri okuması yapabiliyor. Bu da aslında performansınıza performans katıyor. Şimdi Gel gelelim RAM'lerimizdeki performans oranlarına ayda 64 üzerinden zaten okuma yazma değerlerini aldık ve DDR4 ile kıyaslamasını yapacağım. Burada da dikkat etmeniz gereken nokta bu RAM'i yani 5200 MHz e mi minimum DDR4 3600 MHz ile kıyaslamamız lazım hatta 3200 MHz ile. Çünkü neden biliyor musunuz DDR5'in giriş seviyesi 4800 MHz'den başlıyor ddr ünki neydi? 2933'tü. Yani kalkıp DDR5'i 4600-4400 MHz'lik bir RAM'le kıyaslamak saçmalık. Çünkü DDR5 tarafında adamların açıklamasına göre 12600-12400 MHz frekansla RAM'ler gelecek. Yani bunun daha 5, 6, 10 kat daha üst versiyonları olacak. Kalkıp DDR4'ün en tepi modeliyle giriş seviyesi DDR5'i karşılaştırmak saçma olur arkadaşlar. Şimdi gel gelelim okuma yazma oranlarında aldığımız değerlere. 80477 MB bölü saniye okuma, 74.068 MB bölü saniye yazma ve 73.000 MB kopyalama oranları almışız. Latency dediğimiz gecikme değeri ise 80 nanosaniye. Yurt dışı yabancı bir sitelerden aldığım yine aynı Dominator serisi bir DDR4 RAM ile kıyasladığımda DDR4 RAM'deki okuma yazma oranları 50.000 MB ile 54 bin megabayt yazma oranları civarındaydı. Tabii ki de gecikme süresi 43 nanosaniyelerde. Yani burada yaklaşık yeni DDR5'ler DDR4'ten %40 daha yavaş bir latency süresine sahip. Fakat burada üstüne basarsa basa şunu vurgulamak lazım. Kullandığımız DDR5 1.25 voltla bu değerlere ulaşıyor. DDR4 RAM ise minimum 1.35 volt gerektiriyor 3600 MHz'lik modellerde. Gecikme süresi %40'lık bir fark var. Evet ama okuma yazma süresinde ise %60 performans artışı var DDR5'lerde. Özellikle RAM'lerdeki okuma yazma oranları oyunların hızlı açılışı veya oyunların arasındaki görüntülerin hızlı bir şekilde oluşturulmasını, video edit veya Adobe Premiere gibi programlar veya çalıştığınızda veya Photoshop'la çalıştığınızda belleğin ön belleklemesinin ve okuma yazma oranlarının hızlı olması sizlerin performansına performans katar. Şahsen okuma yazma değerleri RAM'de gerçekten de çok önemlidir. Bu iki verinin ortalamasını aldığımda bile bakın en düşük matematikle arkadaşlar en düşük matematik okuma yazma performansı da %60 üstte gecikme değerinde %40 gerisinde kalıyor. Bu ikisinin ortalaması ne der biliyor musunuz? Yine %20. Yani totalde %20'lik bir performans artışı var. Sonuç itibariyle DDR5'e geçmek saçmalık değil arkadaşlar. Performansı düşük diye adlandıramazsınız bu okuma yazma verilerinde. O bazı kişiler göz ardı edemezler gerçekten de. Ee, bu noktada şunu söyleyeceğim. Zaten ilerleyen günlerde bu teknoloji geliştikçe bu CL38 gecikme değerleri biraz daha gerileyecektir. Zaten frekanslarda alıp başını gidecek arkadaşlar. Şimdi işlemcimiz için yani Intel'in 12900K işlemcisi için testlere sırasıyla geçelim. Ve Cinebench R20'den başlayalım. Intel'in Core i9-12900K işlemcisiyle gerçekleştirmiş olduğum Cinebench R20 testinde... Çoklu çekirdekte 10.062 puan almışız arkadaşlar. Tekli çekirdek performansda ise 716 puan skor elde etmiş durumdayız. Burada tabii ki şunu soracaksınız 5950X ile arasında performans farkı var mı? Evet var arkadaşlar. Tabii onu ben bir kıyaslama tablosu yapmadım. Sözlü bir şekilde söyleyeceğim. 5950X'in aldığı Cinebench R20 çoklu çekirdek testindeki skor 10.000. Yani 60 puan farkla benim 12900K işlemci testim geçmiş durumda. Ama internette diğer arkadaşların yaptığı testlerde Intel'in 12900K'sı 11.000, 11.600 gibi puanlar elde etmiş. Ben yanlışlıkla orada ekran kaydını açmıştım. Ekran kaydından dolayı benim skorum biraz daha düşük çıktı. Kusura bakmayın. Fakat fakat yine de AMD'nin 5950X'ini geçti. 5900X'i zaten hiç hesaba bile katmıyorum. Özellikle tekni çekirdekte bile 5950X 650 puanlarda sayederken Intel'in 12900K'sı 700 puan üstünde. Yani arada bayağı bir fark var arkadaşlar. İkinci testimde ise 3 Mark bulunuyor. 3DMark'ın 4K çözünürlükle gerçekleştirilen Timespy Extreme testini gerçekleştirdim. Burada toplam puan 10.039. Grafik skorda 10.118 puan. Bunu es geçiyoruz. Burada inceleyeceğimiz ve bakacağımız işlemci olacak. CPU skorumuz ise 9.275. Gerçekten çok güzel bir rakam. 5.950x işlemcinin aldığı CPU skoru genelde bu puanın 100 puan üstü oluyor. Yani 5.950x'i 3 Mark'ta 12.900k çok geçemiyor. Fakat 5.900x'e gerçekten takla attırıyor. Onu da zaten bir kıyasla tablosu açtım ki oradaki 5900X işlemcide biraz hız aşırtma mevcut fakat onu da es geçtim. Grafik skorları neredeyse kafa kafaya eşit çünkü her ikisi de RTX 3090 ekran kartıyla yapılmış. Fakat işlemci yani CPU skorumda %27'lik bir fark oluşmuş. 3 mark benchmark'larında 5900X'i ezip geçiyor, 5950X'e de kafa tutuyor. Burada önemli olan bir diğer unsursa Intel'in güç tüketim değerleri ve sıcaklıkları. Mesela Time standart düz 2K çözüklüğü olan testini gerçekleştirdim. Ve bu test boyunca aldığımız skor zaten 19.691 puanlarda. Baya bir efsane skor. Sıcaklıklar ise test süresince 68 dereceleri 67-68'leri hiç geçmemiş. Yani işlemci... 4.9 GHz frekansında çalışarak performanstan ödünde vermemiş. Burada tabii ki diğer daha yüke sokabileceğimiz sıcaklık testleri bulunuyor. O aşamaya geldik şu an. Oldukça fazla test var burada hem Prime 95 testine yer verdim hem AIDA64 hem de CPU-Z ile üç farklı sıcaklık testi yaptım sizler için arkadaşlar. Çünkü burada da değinmemiz gereken iki nokta bulunuyor. Biri AVX komut setleri diğeri ise işlemcinin standart gün içi kullanımda veya video edit gibi işlemlerde kullandığınızda ya da oyun oynadığınızda alacağınız sıcaklık değerlerinin farklarını görebilmeniz. Çünkü AVX komut setleri ile kalkıp oyunlarda aldığınız sıcaklığı birbirine karıştıramazsınız. Şimdi Prime 95'te maksimum hiç stres testini gerçekleştirme yani bu AVX komut setlerini de kullanan ve işlemciyi en çok yoran testlerden bir tanesi. Burada işlemcinin güç tüketimi 281 watt maksimuma ulaştı. Tabii ki de 11900K'nın gerisinde bu değer. Buna da ayrıca değineceğim. Sıcaklıkları ise 94 dereceleri çıktı. Burada tabii ki de şöyle bir nokta var. İşlemci bu yüksek sıcaklıklara ulaştığı için throttle gibi sorunlar yaşadık. Fakat bu da gayet normal. Mesela AMD'nin 5900X işlemcisini bu tür Prime95 testine soktuğun zaman 4.6 maksimum 4.75'lerde kalıyor frekans oranları. Yani 4.7 GHz'lerde kalıyor. Intel'in AMD diyordum pardon Intel'in 12900K'sı ise 8 çekirdeğini maksimum 4.9'da Diğer 8 çekirdeğini ise 3.7 ile 3.9 GHz aralığında kullanabildi. Bunun ortalaması ise 4.8 GHz'e yine denk geliyor. Yani frekans olarak AMD'den yine üstün durumda Intel. Çünkü orada bir de 8 tane izleyimiz vardı performans korularla çalışan. Onlar da 4.9'lardı bunu da belirteyim sizlere. Burada şimdi güç tüketimi 280 wattlara düşmüş. Ama önceki 11900K'da 400-450 wattlara çıkıyordu. Aradaki fark ne? Bu seferki Intel 12 sesli işlemcilerinde AVX512 komut setlerini kaldırarak yerine AVX2 komut setlerine yer vermiş ki... Bu aslında 512'den, AVX 512'den biraz daha performanslı bir komut seti. Fakat tabii ki de daha düşük güç tüketimiyle çalışabiliyor. Yeri geldiğinde AVX 512 öne çıkıyor, yeri geldiğinde AVX 2 öne çıkıyor. Burada AVX 2, AVX 512 nedir diyeceksiniz. Arkadaşlar bu komut setlerini Intel işlemcilerine yerleştiriyor. AMD'lerde maalesef yok. Bakın bunu unutmayın. Bilmeyenler için söylemiş olayım. Bu komut setleri yeri geldiğinde bilimsel hesaplamalar, matematiksel hesaplamalar... İşte mesela benim bir arkadaşım var. Sat branşlarda belli başlı hamle hesaplamalarını Intel işlemcilerle yapıyorlar. Bu tür hesaplamalar için yerleştirilmiş komut setleri oluyor bunlar ve buna nazaran aldığımız aslında bu sıcaklık değerlerini o kullanıcılar kabul edilebilir olarak görüyor. Fakat bizim bazı kitledeki yanılgı ise şu. işte işlemci 280 watt tüketiyor, 95 derece sıcaklığı görüyor ki orada Asus'un ROG 2 serisi 360 mm'ye sahip bir soğutucu bulunuyordu sistemde. Arkadaşlar siz böyle matematiksel bilimsel hesaplama mı yapıyorsunuz? Hayır yapmıyorsunuz. Bizim ülkemizde kaç kişi yapıyor bunu veya bu komut setlerini kullanan kaç kişi var? Parmakla saysanız o kadar azdır diyebilirim. Sizin dikkat edeceğiniz nokta gün içi kullanımda, video edit gibi işlemlerde kullanımda veya oyun performanslarında, oyun testlerinde alacağınız standart AVX komut dosyalarının olmadığı işlemlerde alacağınız sıcaklık ve performans olacaktır. Bunun için zaten ne yaptım? AIDA 64 ve CPU-Z sıcaklık testlerini, yük stres testlerini ekledim. Bakın AIDA 64 ile test ettiğimde maksimum işlemci 72 derece sıcaklıklara ulaştı ve güç tüketimi evet doğal olarak biraz yüksek 176 wattlara düştü. Yani arada yaklaşık 110 wattlık bir fark söz konusu arkadaşlar. CPU Z ile stres testine soktuğumda ise sıcaklıklar biraz daha geriledi. 70'lere kadar düştü. Güç tüketimi ise yine 171 wattlarda seyrediyordu. Bu oranlarda gayet güzel. AMD'nin 5000 serisi işlemcilerinde 95 watt olarak yazılıdır. Fakat bizim yaptığımız testlerde zaten AMD'nin 5900 5900 veya 5950X işlemcinin stres altında çekmiş olduğu tüketimler 130-135 wattlara ulaşabiliyor. Intel'in aynı testlerle ulaştığı değer 170-176 wattlarda. Arada yani 35-40 wattlık bir fark var. Onu kabul ediyorum. Ama burada ortaya yine ne çıkıyor? Frekans aralıkları. 12900K 5 GHz limitlerini zorlarken AMD 4.7'lerde kalıyor. Arada 200-300 MHz'lik frekans farkları var. Yani bırakın da bu kadar güç tüketimi olsun. Bir de göz ardı ettiğimiz şöyle bir durum var. Mesela AMD işlemcileri çoğunuz biliyorsunuz ben bile kullanıyorum boşta kullandığınız anda bile yani Windows'ta arka plan işlemleri çalışıyor veya bir Chrome tarayıcı açtınız veya hiçbir şey açmadınız Boşta bile 50 derecenin altına düşürmek çok zor. Çünkü işlemci gereksiz yere fazla voltaj veriyor, yüksek frekanslara ulaşabilmek adına. Fakat Intel'in 12. nesilde yer alan hibrit işlemcilerindeki verimlilik çekirdekleri daha düşük aralıkta çalışarak 1 GHz'in altında Windows'ta arka plan görevlerini sizlere tamamlayabiliyor ve bu sayede sıcaklıklar boşta 25-27 derecelerde arkadaşlar bu efsane bir oran. Ben 5-6 tane program açmama rağmen işlemci en fazla %4 %5 yüklere ulaştı ve sıcaklıklar 35 36 dereceleri geçmedi. Bu AMD'de maalesef ki şu an için mümkün değil ama umuyoruz ki hatta inşallah rekabet biraz daha kızışır. AMD daha da iyisini yapar. Neden? Sonuçta daha iyisi bizler için güzel oluyor. 5 yıl 10 yıl sonra çıkaracağı teknolojileri daha erken çıkartıyorlar. Biz de daha güncel teknolojiye daha erkenden sahip olmuş oluyoruz. Gerçi bu konu biraz tartışmaya açık. Bizim ülkede her geçen gün artan dolar kurundan dolayı maalesef ki yeni teknolojilere geçmek için çok yüksek meblağ paralar harcamamız gerekiyor arkadaşlar. Şimdi neye geliyoruz? Canlı oyun testlerine. Bakalım oyun testlerinde Intel'in 12900K işlemcisi hangi sıcaklıklarda, hangi güç değerlerinde, hangi frekans alanında nasıl FPS'ler vermiş hep beraber görelim. Herifi ben vurdum. Pompalı almak bazen işe yarıyormuş arkadaşlar. Neyse, ilk test ettiğimiz oyun sizlerin de gördüğü gibi elbette ki PUBG arkadaşlar. Burada değineceğimiz o kadar güzel noktalar var ki grafik Allah ne verdiyse açık durumda çok fazla detay mevcut çünkü yani ekran kartınız sıcaklıklarını eski için işlemci tarafında değinmemiz gereken performans ve verimlilik çekirdekleri söz konusu arkadaşlar aldığımız FPS değeri şu an 130'larda ve görmek istiyor musunuz arkadaşlar bakın alt 2 diyorum grafiği kapatıyorum hangi çözünürlükte oynadığımıza görün 3840 2160 piksel İşleme ölçeği %100'de ve genel grafik kalitesi ultra'da. 4K'da aldığımız FPS değeri gerçekten efsane. Sistem sıcaklıklarına zaten ayrıca şaşıracaksınız. Bir yandan benim köpek avladı. Şöyle açık alanda gezelim FPS ne kadar gerilecekmiş onu görmüş olalım. Ekran kartı %100 kullanımda 72 derece sıcaklıklarda ve güç tüketimi 400 Watt'ı geçiyor. RTX 3090 ekran kartımız var zaten. 4K oyun oynadığımız zaman bellek kullanım miktarı arttığından dolayı orada güç tüketim miktarları yüksek olabilir. Şimdi işlemci tarafında ilk baş sıcaklığa bakalım. 60 en fazla 64'leri gördüm ben ve kullanım miktarı %12. Fakat işlemcinin oyunlarda kullanım miktarı artsa bile sıcaklık çok ağam şağam fark etmiyor. Çünkü e, burada değişken ustalar söz konusu. Bakın 65 derece sıcaklıklara vurdu. Ve sıvı soğutmamızın fanları da son e, devirde de çalışmıyor arkadaşlar. Asus'un yeni Ryujin 2'de fanlar oldukça sessiz. Sonuçta e, noktanın fanları yer almış durumda. Şuradan biraz luklansam mı diyeceğim ama... Neyse alalım şu silahlara bakalım. Şimdi burada neyi vardı arkadaşlar? Performans çekirdekleri yani performans kor ve verimlilik kor yani verimlilik çekirdekleri <laughs> bayağı Türkçe'yi çevirirken zorlanabiliyoruz daha yeni yeni alışıyoruz sonuçta. Performans çekirdekleri izleklerle dahil yani izleklerle beraber 4.9 GHz frekansta çalışıyor. Bu gerçekten muazzam bir değer arkadaşlar. Peki Verimlilik çekirdeklerinin alemde geldi verimlilik çekirdekleri için zaten maksimum 3.9 demişler ki 3.7 ile 3.9 GHz frekans aralığında da verimlilik çekirdeklerimiz çalışıyor. Bu sayede ne oluyor arkadaşlar? Hem işlemci sıcaklığı düşmüş oluyor hem de daha az güç tüketimine ulaşıyor. Güç tüketimi ise şöyle altta yazılı. Toplamda 76-78 Watt. Ben bunu en fazla Doom Eternal gibi bir oyunda 90-95 Watt'lara çıktığını gördüm. Gayet normal bir değer. Burada insanların aklındaki soru işareti şuydu. Abi işte Intel 300 watt, 250 watt güç tüketiyor. Oyunlarda böyle bir durum söz konusu değil arkadaşlar. Bunu lütfen karıştırmayın. Bu yanlış bir bilgidir. AVX2 gibi bir komut sistemi çalıştırdığınız zaman orada güç tüketimi artıyor ki bu oyunlarda kullanılan bir özellik değil. Bunu belirtelim sizlere. Şöyle yalandan etrafa da ama bu arada canım da çok azmış. İşlemci bu değerleri sağlarken verdiği voltajsa 1.27. Gayet güzel. E, bu arada e, şunu diyebilirsiniz abi e, işlemcinin e, soğutucunun fanlarını fullemişsiniz diye öldüm bir yandan fanlar 1000 RPM'de arkadaşlar. 1000 RPM'lik bir dönüş hızıyla 360 mmc radiator sahip Projin 2 bu denli güzel bir soğutma performansı da sağlayabiliyor. PUBG bu şekildeydi. Ortalama 130 FPS'te 4K çözünürlükte oynayabiliyoruz ve çok güzel işlemci frekansı ve sıcaklıkları ile. Şimdi sistemi biraz daha yoran oyunlara geçelim. Öyle CSGO falan yapmayacağım. Farklı oyunlarda testlerimize devam edeceğim. Geldik Doom Eternal'a. Doom Eternal'ı neden ekliyorduk arkadaşlar? İşlemci kullanımı biraz daha fazla oluyor diye. Yani işlemciyi biraz daha yüke sokmak amaçlı Doom Eternal'a ekliyoruz. Bakın yer yer %29, yer yer %35'lere işlere çıktığını sizler de, sizler de göreceksiniz arkadaşlar. Şöyle biraz cam basalım kendimize ki patates olmayalım. Ben niye havaya sıktıysam. Hop, şunu öldürdüm. Bakın, ortalama 4K çözünürlükte yaklaşık 140-150 FPS'le bir oyun deneyimi sağlayabiliyoruz bu oyunda. Gayet güzel değer. 4K, 4K. Bunu unutmayın. Bakalım şuradan büyük yaratık gelsin. Bakın, işlemci yüz dostlara vuruyor. Sıcaklık 63 derecelere çıktı. 65 oldu. İşlemci sıcaklığı 65. Yine çok serin arkadaşlar. Bu değerler. Öyle yabana atılır e, Kötü değerler değil gerçekten efsane değerler Şunu şuradan bir öldüreyim İşlemci frekansları zaten Bize en büyük katkıyı sağlayan Nokta Sizlerin de gördüğü gibi Hem performans çekirdekleri Hem de Allah Allah biraz can almam lazım Şunu da şuradan bir öldüreyim Hem de verimlilik çekirdeklerimiz tam yükte çalışabiliyor Bu gerçekten çok iyi bir oran Mesela AMD'nin 5900x veya 5950x gibi işlemcilerinde maksimum ulaşabildiği değer 4.7 civarında olabiliyordu. Yani işlemci stok bir şeyde kullandığınız zaman çoklu çekirdek veya tekil çekirdekte 4.7 GHz frekansları oluşuyordu fakat Intel 4.9'ları sizlere sağlayabiliyor. Güç tüketimi bak dediğim gibi 90 wattlara bu oyunda ulaşıyor. Gerçekten işlemciyi sömüren oyunlardan bir tanesidir Doom Eternal arkadaşlar. Ondan sonra sıcaklıklar aynı seviyelerde 64 65'in üstüne çıkmıyor. Gerçekten efsane bir rakam bu. Yani açıkçası Intel 12. nesil işlemcilerde gerçekten büyük bir başarı elde etmiş durumda. Yani çok kıyaslama bu seride yapmayacağız. 4 Kasım'da yayınlayacağımız videoda ama AMD'nin 5900X işlemcisini gerçekten de geçti. 5950X'i bile neredeyse ucu ucuna geçiyor arkadaşlar. Bunu belirtmeden geçemeyeceğim. Hem sıcaklık hem performans hem de verimlilik noktasında. Sistemi biraz daha yoran Metro Exodus'ta sıra arkadaşlar. Tabi ilk Baş ayarları göstereyim şu göstergeyi bir kapatabilirsem evet options'a geliyorum video diyorum 3840 x 2160 piksel yani 4K çözünürlük genel grafik kalitesi ultra ekstremi almadım çünkü işin izleme açık bir şekilde bu oyunu test edeceğiz aşağı iniyorum DirectX 12 açık Işın izleme açık ve ultra konumunda yani high day izlemeyi de ultra aldım. DLSS ise aktif. Göstergeyi tekrardan açıyorum. Geri geliyorum. Şimdi aksiyonun en yoğun olduğu sahneden başlayacağız. Şuradan gelecekler. Ortalama 100 FPS bakalım ne kadar gelecek. Yani de 4K'da 75'lere kadar gerileyebiliyor arkadaşlar. Bunu belirteyim. RTX 3090 gibi ekran kartlı bir sistemde. Bakın 98 işlemcinin oyuna katması ne kadar olacakmış göreceğiz. Yani ben öncesi de... Ryzen 5900X işlemci ve 3 RTX 3090'la zaten bir test yapmıştım. Ortalama 75 FPS'lere kadar ışın izleme açık şekilde düşüyordu. Biraz cam basayım. Şu an mesela internette zaten değerleri araştırabilirsiniz. Yaptığınız bu oyun testlerindeki FPS değerlerini farklı videolarda, eski videolarda 5900 xle kıyaslamasını sizler yapın artık. Dediğim gibi kıyaslama videoları daha sonrasında gelecek. Bu sadece işlemcinin incelemesi olacak. 94. En fazla 88'lere kadar geriledi. Yani benim gözlemime göre 5900x işlemcili bir sisteme nazaran 3090'lı sistemde daha yüksek FPS'ler alabiliyoruz. Aradaki fark yaklaşık %15 civarında mevcut arkadaşlar. Frekanslar zaten tavan. Verimlilik çekirdekleri bakın bu oyunda 3.7'ye düştü. PUBG'de mesela neydi? 3.9'daydı. Arada farklar söz konusu. Yani her oyunda Verimlilik çekirdekleri 3.9'a ulaşmıyor. Performans çekirdekleri daha yoğun bir şeyde 4.9 GHz'in altına da inmiyor. Yani her iki çekirdek arasında farklı frekans aralıkları gayet optimize bir şekilde çalışıyor. Ne oldu? Benim galiba şarjörüm de bitti. Sistem sıcaklıkları 60'ın üstüne çıkmadı. Efsane yani Intel'in yeni verimlilik çekirdeklerinin farkını bu noktada görebiliyoruz. Güç tüketimi ise 91 Watt'larda arkadaşlar soğutucu derseniz, sistemin sesi derseniz tamamıyla sessiz bir şeydi ama bu beni patis edecek. Ben şuradan arkaya kaçıyorum. Metro Exodus'u da burada bırakıyorum. 4K çözünürlükte ortalama 90 FPS'e ultra ayarlarda oyun deneyimi yaşayabiliyoruz. Yani şahsen Intel'in 12. işlemcileri artık yüksek çözünürlükte bir oyun deneyimi yaşamak isteyen kişilere tam hitap edebilir bir yapıda olmuş diyorum. Ve son olarak bir de Cold test edip genel değerlendirmeye geçiyoruz. Aa burada nerede bunlar ya? Nerede bu millet? Ah öldürdüler beni. Arkalıyım dedim olmadı. Neyse. 4K ve en yüksek ayarlarda Cold War'ı oynuyoruz. Aldığımız FPS online bir oyunu 4K oynamak. Gerçekten yabanatlı bir... Hop öyle havada vururum. Sen kimi alıyorsun be? 100 FPS ortalama arkadaşlar. 100 FPS. Sistemde işlemcinin kullanım oranı... Bakın 55'i vurdu ve sıcaklıklar 68-69 derecelere yükseldi. Ve yine gayet güzel, efsane değerler. İşlemcinin kullanım miktarı 4.9 GHz'lerde şurada biri vardı. Vuramadım. Hop vurdum. Ee, neydi? Verimlilik şeridekleri ise 3600 ile 3700 MHz aralığında arkadaşlar. Yani mesela biraz daha dalgalı hale geldi. Vurdum mu? Vuramadım mı? Şöyle arkaya gideyim bakayım. Siz değerleri Tablodan izleyin beni patates ettiler. Ekran kartı zaten %99 yüklerde. işlemci dediğim gibi %45 yüklere rahat bir şekilde erişebiliyor arkadaşlar. Şuradakini de alalım bakalım. Valla 4K'da oynayınca güzel oynuyorum sanki ya 4K çözünürlükte. İşlemci bakın neden Cold War oyununda biraz daha sıcaklığı artıyor diye merak ediyorsunuz. Güç tüketimine bakın işlemci 105W hatta az önce... 110 watt tüketime ulaştığını bile gördüm. Bak 97, 105, 105'i ah öldüm ya. Neyse öbür silah geçeyim bakayım. 105, 105'i geçti mi? Ben 110'u gördüm. 110'u gördüm arkadaşlar yalan yok. Şunu bir öldüreyim. Ya öyle bizim arkalayacaktınız hey. 105'i geçmedi ya şimdi hayret yapacak bir şey yok. Vallahi Cold War gibi bir oyunda bu değerler bile gerçekten efsane. Ya ne oluyor ya? Şu takımda sağ sol falan değişiyor yerler. Çok kötü oluyor. Ya çekil önümden öldüreyim şunu. Neyse açıkçası başka değinecek bir şey kalmadı şu an. Hop killerimizi de aldık. Cold War oyunumuzu da burada bırakıyoruz şimdi. Değerleri gördüğünüz arkadaşlar. Daha ne söylenebilir ki? Ama birkaç söyleyeceğim şey elbette ki olacak. Mesela oyunda aldığımız değerleri öndeki kağıda da yazmışım. Maksimum sıcaklıklar neymiş arkadaşlar? 67 derece. 67 derecenin üstüne 360 mm'lik bir sıvı soğutma ile Intel'in 12900K işlemsiz çıkmadı oyunlarda. Ki neydi? Asus ROG Ryujin 2 versiyon sıvı soğutması vardı sistemimizde. Gerçekten efsane bir sıvı soğutucu. Onun incelemesini ayrı bir videoda sunacağım. Merak etmeyin. Güç tüketimi ise 115 wattlara maksimum Call of Duty'nin Cold War oyununda ulaştı. Diğer oyunlarda 100 wattın altındaydı. PUBG'de falan işte 80-90 wattlarda Doom Eternal'da 105 wattlara erişti. İşlemci kullanımı %50'lere vurduğu anlar bile oldu. Güç tüketimde tabii ki de AMD'nin üstünde kalıyor. Mesela AMD'nin 5900 veya 5950X işlemcisiyle yine aynı bir sistem toplamış olsaydık. Aynı 3090 ekran kartlı falan. En fazla 75, 80 bilemedin 90 wattlara kadar ulaşırdı. Daha üstüne zaten çıkmazdı. Ama Intel orada 30, 35 watt daha fazla TDP değerine sahip durumda ki tüm oyunları da bu arada 4K'da ve ultra ayarlarda gerçekleştirdik. Aldığımız FPS değerleri zaten efsane durumda. Burada şunu vurgulayayım. Windows 10 ile yapılan oyun testlerinde 12900K işlemcinin performansı maalesef düşük kalıyor. O tür testlere baktığınızda yanılırsınız arkadaşlar. Kesinlikle Windows 11 ile yapılmış testleri baz almanız lazım. Şimdiki durumda ise karşılaştığımız bir soru işareti daha mevcut. Mesela kullanıcılar diyor ki neden Windows 11? Ben Windows 10 ile kullanamaz mıyım? Veya Windows 10'a neden bir güncelleme getirmiyor? Duyduğumuz haberlere göre Windows 10 için Intel 12 cesili işlemcilerini desteklemek adına bir güncelleme paketi gelecekmiş. Fakat belki bunu getirmeyebilir, bilemeyiz. O kısmı Intel'in bileceği iş arkadaşlar. Ama bazı kullanıcılar bir de şunu diyor. Tamam Windows 11'i kabul ettik. Windows 11'de daha yüksek performans alıyorsak onu kuracağız, yapacak bir şey yok. E peki AMD'yi niye Windows 11 ile test etmiyorsunuz? AMD'yi de Windows 11 ile test ettiğiniz zaman... Onun da performansı düşük çıkıyor arkadaşlar. Yani şu an için yapacak başka bir çare yok. AMD sistemleri Windows 10 ile performans testlerini gerçekleştirmek lazım. Intel'in 12. işlemcilerini Windows 11 ile test etmek lazım. Peki AMD DDR5'lere geçtiği zaman Windows 11 ile desteği olacak mı? Orada da sorunlar yaşayacağızdır emin olun. Orada da yine Windows 11'e geçmeniz gerekecek. Artık çağda değiştiğinden dolayı Windows 11'de düzenlemelerle ve düzeltmelerle Artık biraz daha toparlarlarsa güzel bir işletim sistemi olacaktır diye düşünüyorum Şimdi burada aldığımız değerlere göre AMD 5950X işlemci tarafında bile Hem oyunlarda hem de diğer testlerde Intel'in 12900K'sından geride kalabiliyor Fakat şöyle bir unsur daha var arkadaşlar Şu an test ettiğimiz bu sistemlerde Hem anakartımızın BIOS'ları tam optimize değil Kullandığımız Windows işletim sistemlerinde hala çok eksiklikler var Droplar yaşayabiliyoruz XMP 3.0 bellek desteği hala getirilmedi. RAM tarafında özellikle 6400 MHz ve üstü RAM'leri daha göreceğiz. Yani Intel'in 12. sil işlemcilerinden %30 daha fazla performans alabilecekmişiz. Ama onun içinde maalesef hem anakart tarafında hem de işletim sistemi tarafında bu sinek nereden geldiyse Güncellemeler göreceğiz ve o zaman emin olun AMD'nin 5900x'ini bırakın 5950x'ine bile baya baya takla attıracak ve AMD'yi zorlayacak. Bu noktada umarız AMD'den güzel bir karşı cevap gelir diyorum ve başka ölse de gerek duymuyorum arkadaşlar. Intel'in 10. işlemcileri bu şekildeydi. Bir sonraki incelemede görüşmek dileğiyle. İlk aşamada DDR4 ile DDR5 ren performansları için bir video hazırlayacağım. Onu da dört gözle bekleyin. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.